Daha geçtiğimiz günlerde Sayın Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçıların yemini var. Gördüğünüz gibi hepsi ellerini havaya kaldırarak gidiyor. Yani bunları gayri kanuni, gayri lejisyal, yok korsan falan, yok dış mihraklar gibi değerlendirmek çok yanlış bir şey. Yani doğru değil. Yani bu bütün ülkelerde bizim bugüne kadar, yani kendi iç şeyimizde de görürsünüz. Amerikan harp okullarında da var, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde var, İngilizler'de var, dünyanın her yerinde var buna benzer. Çünkü bu kendilerine bir aidiyet duygusu kazandıran, kendilerini o grubun bir ferdi olduğunu birbirine bağlayan bir ritüel olarak yapıldı bunlar. Burada tabii ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atılması veyahut da haykırılması birçok kesimi rahatsız etti. Bunun da sebebi şu, harp okullarının yıllardır bu FETÖ'den işte yaklaşık 30-40 bin kişi civarında bir şeyin atılmasıyla boşluğun alanı bir doldurma yarışı var. Hı. Yani bunda çeşitli tarikatlar, cemaatler, işte çeşitli gruplar, bu öğrencilerin yani bu boşluğu kendi adamlarıyla doldurma çabası var. Ancak burada şunu görüyoruz, her ne kadar bu çabaların yansımaları zaman zaman basında yer aldıysa da işte en somut olarak bizim 2024 yılında karar okulunu bitiren teğmenlerimiz bütün Türkiye'ye kendilerinin herhangi bir tarikat, herhangi bir cemaatle ilgileri olmadığını, Mustafa Kemal'in koptu mu? Yok yok, sizi duyabiliyoruz, buyurun. Mustafa Kemal'in hiçbir cemaat bağlı olmadıkları, kendilerinin Atatürkçü olduğunu, hep cemaat ve tarikatla ilişkileri olmadığını tüm dünyaya gösterdiler. Bundan aslında bence Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Partililerin de sevinmesi gerekir. Çünkü niye? Bunların döneminde, yani AK Parti döneminde işte tarikatlaşma ve benzeri işlemlerin olduğu iddiaları da bu teğmenler aracılığıyla ortadan kaldırılmış oldu. Ben bu sürecin umarım suhuletle, hani eskilerin deyimle atlatılmasını dilerim. Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı inceleme, soruşturma demeyelim. Çünkü oradaki ifade inceleme. Soruşturma ayrı, inceleme ayrı, kovuşturma ayrı. Yani bunu da ifade edelim. Bu inceleme harp okulundaki esasında bizim tabii disiplin kanunumuzda şöyle bir şey de var. Görüntü eser, bunun 19. maddesi var disiplin kanunumuzun. Orada diyor ki askeri yerlerdeki görüntü eser, bunların dışarıya çıkarılması bir disiplin yaptırımı var. Dolayısıyla bu ben incelemeden kastedilenin bunun olabileceğini düşünüyorum, ama siz o görüntüleri bir daha verirseniz görürsünüz, hep bir dışarıdan siviller çekiyor. Zaten bu çocuklar yemin ediyorlar bir şeyler. Bunların kendilerini çekip kendilerini dışarıya yayınlamaları imkansız olduğu için bundan da sorumlu tutulmaları hukuken de mümkün değil. Sonuçta mezuniyet törenine aileler de gidiyor değil mi Sayın Ahmet yani, Zeki Uyçok? Orada aileler de gururla bazı görüntüleri çekmişler ki Tele1'e ilk olarak az önce izlettiğimiz görüntüler ilk Tele1'e ulaştırılmıştı. Yine yurttaşlar tarafından ulaştırılmıştı. Çünkü biz yayınımızda o dar açıdan bakarak 200-300 teğmen diyorduk. Bize yurttaşlardan geldi. Hayır, teğmenlerin hepsi denildi. Bu görüntü gönderildi. Orada törende bulunan yurttaşların çektiği görüntüler bunlar. Evet. Bir yaptırım olabilir mi buradan teğmenlere yönelik? Yani dolayısıyla yani yemin sırasında kendileri biliyorsunuz hepsi ellerinde kılıçlar, işte devre birincisi Ebru Eroğlu teğmen söylüyor, diğer hepsi tekrar bu sırada bunları birileri kameraya çekip bunu sosyal medyaya yayınlamış. Orada bakın, görüntüye bakın. Çekiliş şu anda bile görüyorsunuz. Yani çekim yapanlar var, bu görüntüleri alanlar var. Bunlardan bu çocukları sorumlu tutup da işte yavaşsız askeri içiz mevan, disiplin kanunu 19. maddesini ihlal ettiniz diye bir süreç işletmek bence hiçbir hukuki tarafı olmaz. Gelelim diğer kısmına. Yani hani Mustafa Kemal'in askeriyiz ve işte laik, demokratik, hukuk devletinin bağımsızlığı için ölmeye hazırız diyen, böyle bir yemin eden kişileri hakkında soruşturma açıp bunlarla ilgili disiplin şeyi yürütmek, bence bu süreci kim yürütürse ona ömrünün sonuna kadar yapışacaktır, göreceksiniz. Yani bir harp okulu öğrencileri Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedi diye, harp okulu öğrencileri layık,
hukuk ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız dedi diye haklarında soruşturma açtıran adam olarak ölünceye kadar onun üzerine yapışacaktır. Ben Sayın Milli Savunma Bakanımız kendisi de aynı harp okulu mezunudur. Aynı ruhla yetişmiştir. Böylesine ömrünün sonuna kadar taşıyacağı bir utancı benim şahsi kanaatime göre üzerinde taşıyacak bir eylemde bulunmayacaktır. Zaten şu anda teğmenlerin hepsi mail izine gittiler. 15 gün ayrıldılar okullarından. İşte 15 gün sonra yani hepsi ayrı ayrı işte şeylere, sınıf okullarına, Tuzla'ydı işte gidecek, falan da dağılacaklar. Hı hı. O yüzden de ben bu 15 günlük süre içerisinde herkesin daha aklı başında, daha sağlıklı düşüneceğini ve böylesine bütün Türkiye'deki insanları gururlandıran teğmenler hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını düşünüyorum. Bir de tabii burada Adalet Bakanı'na da çok şaşırdım. Sayın Adalet Bakanı kamuoyunda birçok kişinin rahatsız olduğunu ve rahatsızlık yarattığını söyledi. Ama şöyle bakalım, daha geçtiğimiz günlerde siz de dikkat etti, görmüşsünüzdür. Atatürk'le ilgili bir anket yayınlandı partiler bazında. Atatürk'ü seviyor musunuz, Atatürk'e şükran duyuyor musunuz diye. Bütün partilerde, yani bazı radikal partiler hariç, hepsi %90'ın üzerinde Atatürk'ü sevdiğini, ona şükran duyduğunu söyledi. Sayın Adalet Bakanı'nın üyesi olduğu AK Parti'nin seçmenleri %82.4 oranında Atatürk'ü sevdiklerini, Atatürk'e şükran duyduklarını ifade ettiler. Yani bütün hepimizde aynı duyguları paylaşan insanlar. Dolayısıyla kim rahatsız olmuş? Yani bir sürü troll var. Onlara mı bakıyor? 3 tane, 5 tane takipçisi olan, belirli bir yerden hareket ettikleri anlaşılan bu kişilere dayanarak bir grup insanın rahatsızlık duyduğu, huzursuzluk yarattığı gibi söylemler gerçekten... Yani bir Adalet Bakanı olarak ona yakıştıramıyor. Bir de demeliydi ki bu hangi suçu oluşturmuş? Madem hukuk adamısın, yani bununla ilgili disiplin süreçleri devam ettirilecektir diye bir talimata benzer tehditvari bir açıklama da yaptı. Madem hukuk adamısın, Atatürk'ün askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek hangi suçu oluşturuyormuş? Onu da söyleseydi bize. Yine bu yeminin, yıllardır edilen bu yeminle hangi suç işlenmiş? Yani bunu söylese. Eskiden belki hatırlarsın, Fethullahçı terör örgütü mensupları böyle şeyler yapardı. Vay, onlar şöyle yaptı, işte ne derler onun adına, tatbikat yaptılar. O darbe planlıyorlar. Bu da onun kahverengisi yani açıkçası, değişik versiyonu. O yüzden ben temel çocuklara, herkesin, bütün Türkiye'nin sahip çıkması gerektiğini ve bunlarla ilgili yapılabilecek en küçük bir işleme hepimizin hep birlikte bir karşılık vermemiz gerektiğini inanıyorum. Ben yine de Sayın Nisan Bakanı'na sesleniyorum. Böyle bir şeye asla tevessül etmeyeceğine bir harbiyeli olarak inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmalarından, işte Cumhuriyet tarihinde ilk defa veyahut da dünya tarihinde ilk defa 3 harp okulunun öğrencisi de kadın teğmenlerimizden oluştular. Bu da çok gurur verici bir şey. Zaten Ebru Teğmen'i bak görmüşsünüzdür belki, komando bürovesi taşıyor. Komando olmuş. Yani bundan biz gurur duymalıyız bu çocuklar. Tabii orada da kadın teğmenlerin nasıl yine iktidara yakın medya tarafından hedef alındığını biliyorsunuz Sayın Üçok. Neler söylendi? Tıfıl teğmen, gözleri fel fecir. Yani ben dün şu yorumu ister istemez yapmak zorunda kaldım. Kadınların başarısından da rahatsız olan bir güruh var galiba ülkemizde. O güruhun sesi işte böyle durumlarda da yükseliyor gibi görünüyor. Yani böyle güruhlar her zaman olur ama... Asıl önemli olan böylesine abuk sabuk gruplara inanıp da işlem yapan yöneticilerde. Yoksa bunlar dünyanın her yerinde, her ülkede var. Ama bunların tabii yapmış olduğu bu işte sosyal medya tabiri, bu trolliklere takılmamak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. İnşallah bu değerli çocuklarımıza layık oldukları şekilde davranırlar ve onların yaptığı bu
şeyle gurur duyarlar. Sayın Üçok, bir bilgi kirliliğini siz aslında yayına başlarken düzelttiniz ama ben bir kere daha altını çizmenizi rica edeceğim. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiden anladığımız kadarıyla teğmenler hakkında inceleme başlatıldı ama bir de şöyle bir şey vurgulanıyor. İnceleme sonucunda konuya ilişkin ihmali bulunanlar hakkında disiplin soruşturması açılacağı ifade edildi. Burada ihmali bulunanlar derken ne demek isteniyor acaba? Yani şunu herhalde, şimdi tabii ki karar okulu komutanına burada yükleneceklerdir. Böyle bir şeyin dışarıya çıkmasına nasıl izin verdi? Onların alay komutanı, işte tabur komutanı olan, işte takım komutanı olan arkadaşlarımıza yükleneceklerdir. Bunlara nasıl böyle yemin ettiler de törenden sonra. Halbuki bu yıllardır yapılan bir şey. Yani bunun bir ortada bir olmayan bir suçtan, olmayan bir şeyden suç yaratmaya çalışmak, yani bu ne hukuki, ne ahlaki, ne yani insanlar sahip bir şey. Burada çok bir zorlama. Ben Sayın Milli Savunma Bakanı'nın biraz da kamuoyundaki bu işte çok şey oldu biliyorsunuz, partilerde de çok tartışma oldu. Bunu dengelemek amacıyla böyle bir inceleme başlattın ama bundan herhangi bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü ortada suç yok. Dolayısıyla bir eylem yok. Yani suç teşkil eden bir eylem yok. Ve bu yıllardır tekrar edilen çok güzel bir ritüelin sanki ilk defa yapılan ve böyle dış bağlantılı organize bir adeta darbe teşebbüsü, bilmem tehdidi, hükümeti tehditmiş gibi yaymaya çalışma bence tamamen bu süreçteki siyasetçilerin kendilerini öne çıkarma çabası olarak görüyorum. Yoksa buradaki yıllardır yapılan şeyden hepimiz mutluyuz. Keşke seneye de yapsalar. Peki Sayın Üçok, izleyicilerimiz de sormuş, benim de size sormak istediğim bir soru. Şimdi Erdoğan ne diyor? Aslına bakarsanız bilmiyoruz. Kulislerden, iktidara yakın medyadan, teğmenlerin yemininden Erdoğan'ın rahatsız olduğu köşe yazılarında yansıyor ama AKP-MKYK toplantısında da Erdoğan'ın sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 3 kadın öğrencinin birinci olmasından bahsettiği, bunun ilk kez olduğunu söylediği ve bu kızlar Anadolu'yu yansıtıyor dediği de söylenenler arasında. Yine o MKYK toplantısında şu cümleyi de kurduğu belirtiliyor Erdoğan'ın. Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanımla bu konuyu değerlendireceğim. Bu hafta bu konuya dair konuşacağım dediği de söyleniyor. Şimdi alanda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın olması, olduğu anda olması, olmadığı anda olması arasında bir fark var mı? Nasıl bir fark var? Erdoğan bunu özellikle söylemek ihtiyacı duymuş. Şimdi bakın, Sayın Erdoğan'ın önünde bu tören en az 10 defa okunmuştur. Bak en az 10 diyorum. TRT'nin Harp Okulu kayıtları orada. Hepsinin elinde bu imkan var. Gitsiler TRT arşivinden. Desinler ki ya 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Harp Okulu mezuniyet töreninde Sayın Erdoğan o zamanlar başbakandı. Önünde bunun defalarca okunduğunu belgesel olarak göreceklerdir, belgesiyle. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın bundan bir rahatsızlık duyduğu yok. Sadece burada onun kastettiği şu olabilir. 2022 yılından itibaren resmi törende okunması kaldırılmıştı. Yani eskiden tören programı, resmi programın içerisinde teğmenlerimiz, o harp okulu birincisi bunu okurdu. 2022 yılında dediler ki bundan sonra resmi törende okunmayacak. Bu kadar. Ve okunmadı. Bunun üzerine de 2023 yılı mezunu teğmenler 30 Ağustos resmi töreninde değil, 29 Ağustos günü tek kıyafetlerini giyip kılıçlarını kuşanıp bu yemini yaptılar. 2024'te de resmi tören sırasında okunmayacağı için gittiler. Törenden sonra git toplanıp yine bu yemini yaptılar. Yani buradan ne çıkarmaya çalışıyor ben insanları anlayamadım yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemek istediği budur diye düşünüyorum. Yoksa onun önünde bu, bakın iddialı konuşuyorum, en az 10 defa bu yemin onun huzurunda yapıldı. İster inanmayan varsa TRT'nin arşivleri orada. Harp Okulu kayıtlarını, törenlerinin kayıtlarını incelerler. O törende kimlerin olduğunu tek tek görürüz.
Evet. Ve hiç kimse de o bugüne kadar bir şey demedi. Şimdi birdenbire böyle ortalıkta kendisini unutulmuş kişilerin bir anda ortaya çıkarıp işte ben daha buradayım falan demek için yaptıkları, işte biraz önce siz söylediniz ben daha çok AK Partiliyim veya buna benzer bir şeyle yaklaşımda olabilir. AKP içerisindeki hayır, bir tartışma. Bu... Teğmenler üzerinden başlayan ya, o da enteresan. Evet. Ya bir de çok ilginç mesela bu harp okulu öğrencilerinin tamamı AK Parti iktidarı döneminde ve çok yani AK Parti'nin kendisinden olmayanları bir süre almadığı, harp okullarına koymadığı bir dönemde alınmıştı. Ya bunlar kendi çocukları yani. Böyle sağdan soldan bilmem neden aradan kaçmıştı. Harp okuluna girenlerin mülakat komisyonlarından tutun sınavlara kadar bütün süreçler bu kontrol altında yapılan bir süreç. Ve bunlar bakın oradaki dediği gibi Anadolu'nun çocukları, evet. AK Parti'nin referansıyla veyahut da AK Parti ilçe teşkilatlarının referansıyla buraya gönderilen yüzlerce çocuk vardır yani. O yüzden de olmuştur yani değil mi sayın çıkarmak... Çok askeri okullara alımlarda olma olasılığı güçlü bir şey mi söylediğiniz? Şimdi şöyle güçlü bir şey değil. Bu gerçek yani şöyle. Bu darbeden sonra AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı bu darbenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindekiler tarafından kendisine yapıldığını, dolayısıyla da buna bir önlem alması gerektiğini düşündü ve çok radikal önlemler aldı. Hatırlayın, Milli Savunma Bakanlığı'na, Kara Hava, Deniz Genelkurmay Başkanı'nın hepsini ona bağladı. Yüksek Askeri Şura'nın yapısını tamamen değiştirerek yani kendi bakanlarının kontrolüne verdi. Yani şu anda hiçbir generalin terfisinde, ben size çok iddialı söylüyorum, generallerin terfilerinde mutlak hakim olan iktidardır. Evet. Bu atamalarda Milli Savunma Bakanlığı tarafından, eskiden Deniz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan atamalar, bugün Milli Savunma Bakanlığı personel daire başkanlığı, personel başkanlığı tarafından yapılıyor. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerdeki öğrenci alımları, okutulmaları, eğitilmeleri, işte tayinlerinin yapılmaları, yurt dışına görevlendirilmeleri, general olmaları, emekli edilmeleri, hepsi bu iktidarın kontrolünde. O yüzden bundan rahatsız olmaları da anlaşılabilir bir şey değil. Bu sizin seçtiğiniz çocuklar. O yüzden bunlardan niye rahatsız oluyorsunuz? Bence gurur duyup Kemal gelmiş bilmem Siirt'in bir köyünden, işte benim gibi Bursa'nın bir kasabasından gelmiş çocuklar. Subay olmuşlar. Gururla da bu vatan için ölmeye yemin ediyorlar. Daha ne istiyorsun? Ben anlamadım yani. Evet. Sayın çok çok teşekkür ediyorum efendim bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz, emekli askeri